Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibatul muttaqin. Salatü vesselamü ala hayrihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye yolga çıkan musafirning o'ng tomonida Mekke bilan Medine o'rtasidagi yo'lning o'ng tomonida Vakon deb nomlanadigan bir tog' bor. Ana shu tog'da Arab qabilalaridan bo'lgan Muzayna kabilesi bana şu tağatrafda yaşayardı. Bana şu tağda Muzani kabilesi de Abdülazza ibni Abdülnehimul Muzani fakir ata ananı kurudu dünyaya geldi. Bu kişinin tuğuluşluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Risalat meş'alını köterişliğe yakın o gibi bir müddette sadır oldu. Lekin bu kişi bu yigitinin takdiriyle tug'ilgandan keyin ozgina muddatdan keyin yetimlik yozilgan edi. Otasi uni unga yetimlikni va faqirlikni meros qilib qoldirgan. Alloh taoloning taqdiri aytdik, bu yetim faqir bolani boy amakisi boradi. Dunyosi keng, ayishi nihoyatda bir keng bo'lgan, ne'matga cho'milgan bir amakisi bor ediki, lekin bu amakisini o'g'il farzandi yo'q edi. O'zini ukasidan qolgan mana shu yagona o'g'ilni oldi o'zini tarbiyasiga va ota o'ziga bolasiga qanday bir mehribonlik, muruvvat, yoki bir saxovat ko'rsatadigan bo'lsa, jamiki saxovatni mana shu yetim jiyaniga sarf qildi. Yetimlikda tug'ilgan, yetim bo'lib tug'ilgan bu buzani yigit amakisining qo'lidagi dunyosidan bahra oldi. Faqirlikni yoki bir miskinlikni birorta bir ko'rinishini hayotida bir kuzatmadi, balki qo'lida amakisini bor bo'lgan ne'matdan foydalangan holda yashadi. Amakisi bu bola, bu jiyanini, ya'ni bu boqvagan bolasini yaxshi ko'rardi. Chunki bu nozik didlik, o'tkir zehrlik, haqim farosatlik edi. Amakisini yaxshi ko'radigan yigitlardan bo'ldi. Va ana shu qabilada qanandaqa bir yaxshi bir matoh bo'lsa, qanday bir kiyim bo'lsa, uni olib berardi. Va eng asl arab otlaridan olib berardi. Bu yigitni ishi yeb, ichib, o'ynab, ot minib choptirishidan boshqa bir g'ami bo'lmas edi. Bu muzani yigit ulg'ayib bir yigitlik yoshi yetgunga qadar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada islom mash'alini ko'tardi, iymon nuri taralishni boshladi, lekin o'zini qabilasidan tashqariga chiqmaganligi uchun bu narsalardan bexabar yurdi. To Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madina munavvariga hijrat qilmagunicha o'zini o'yin kulgi, rohat farog'atida davom etaverdi. Rasululloh Madinaga ko'chib o'tdi. U zotning Madinada bo'layotgan ishlarining xabarlari butun Arab jazirasi bo'lib tarqaladi. Va bu xabarlarga bu Abdulazzo ham quloq solib turardi. Payg'ambarimizning so'zlarini eshitardi, uzoqni qilgan ishlardan xabardor bo'lardi-da, qalbi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlikka oshiqar edi. Hattoki Alloh taolo bu kishini qalbini islomga hidoyat qildi, iymon nuri bilan munavvar qildi va shahodat kalimasini izhor qildi. Bu iymoni Muzani qabilasidagi eng birinchi iymon keltirgan kishining iymoni edi. Bu kishi o'zini iymonini maxfiy qildi. O'zini qavmiga oshkor qilishdan qo'rqdi. Xususan amakisiga ham bu narsani bildirmadi. Bir qancha vaqt Madinadan kelayotgan xabarlarni Muzani qabilasi eshitar edi. Ularning har xil munosabatlar bo'lardi va Abdulazzo o'zini amakisini islomga moyilligi, moyilmasligini kutardi, iymonga kelishidan umid bo'lardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu o'rtada bir qancha g'azovatlarda sahobalar bilan qatnashdi. Bu muzani yigit amakisining islomi uzoqqa cho'zilib ketayotganligidan qattiq afsusda qolardi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borib, ana shu uzoqning yonida birga turib, jang qilishlik sharafidan mahrum bo'layotganligidan, boshqalar undan mana shu savobli amalda o'zib ketayotganligidan qattiq istirobga tushar edi, amakisini islomiga umid qilar edi. Lekin bu narsa cho'zilib ketgandan keyin sabri nihoyasiga yetdi. Amakisini chaqirdi va aytdi: "Ey amaki", dedi, "sizni islomingizni kutishlik menga nihoyatda uzoq bo'lib ketdi. Sizni islomga kirishligingizdan umidim uzila boshladi. Endi men Muhammadga din iymon keltirganman. Men Madina qarab ketmoqchiman", dedi. Bu so'zlar og'zidan chiqishligi bilan, ya'ni yedirib ichirib, zo'r parvarish qilgan, xohlagan kiyimini olib berib, xohlagan otini olib bergan amakisiga bu gapni eshitishlik albatta og'ir botgan edi. Bu kishi islomini izhor qilgandan keyin amakisi: "Mendan shu kungacha nima ko'rgan bo'lsang, hammasini tortib olaman. Seni faqirlikka, muhtojlikka tashlab qo'yaman. Haqiqiy hayotni yuzini shunda ko'rasan."
Bu narsa bu Abdul Uzzo'ni qaytara olmadi. Ahddan, azmidan. Bu narsaga imkon bo'lmagandan keyin amakisi o'zini qavmidan yordam so'radi. Ular kelib uni qo'rqitib ham ko'rishdi. O'zimizning dinimizga qattiq desang, mana bu narsalarda bir ba'zi bir dunyo matolarini rag'batlantirmoqchi ham bo'lishdi. Lekin Abdul Uzzo o'zini so'zida qattiq turdi. Sizlar xohlaganingizni qilinglar, men baribir Muhammad atbolardanman dedi. Sizlarni toshlaringizga ibodat qilishing tarq qilaman. Yagona vohidul qahhol bo'lgan Alloh tomoniga qarab yuzlanaman. Shundan keyin nima bo'lsa bo'lsin. Amakisi o'zini va'dasidan chiqdi. Butun bori budini tortib oldi. Mana aytdik, bu bola 7-chi edi. Nimaki bo'lsa bu kishida amakisidan kelgan, amakisining puliga olingan narsalar edi. Hamma kiyimni tortib oldi. Hatto ustidagi kiyimiga chechirib oldi. Ustida dag'al qo'pol mato odam bir yopinchiqni tashab berdi. Shu narsa bilan ustini o'rab olishga kerak imkon topdi. Qarab turadigan bo'lsak, yemog'i, ichmog'i, dunyoviy matohlarning hammasi bor bo'lib turgan paytda islom bitta pallada, iymon bitta pallada, ikkinchi pallada dunyo hayoti turganda bular iymonni tanlagan. Bular bor narsani talq qila olgan Allohning roziligi yo'lida. Biz yo'q narsani qo'llab yurib, biz Allohning roziligiga qolib ketib bir yerda. Koshin yetib olayotgan bo'lsak bu tomon tarqagan gash ikkinchi tomon. Na dunyoyimiz obod, na oxiratimizga zo'r amal qilayotganimizni ko'ramiz. Biz yo'q narsamizni ham talq qila olmaymiz. Havoy nafsimizni, bular bor narsasini talq qila olgan. Ustida bitta qo'pol dag'al matodi yelkasiga ortilgan holda na oziqasi bor, na safar tadorigi bor, na kim kechagi ham minoradagi oti bor, Madinai Munavvaraga qarab hijrat qildi. Rasulun oldiga hijrat qildi. Allohning oldiga hijrat qildi. Jannatga hijrat qildi. Kimning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'lsa, albatta Alloh va Rasuliga yetadi. Kimning hijrati biror dunyoga qo'lga kiritish maqsadida bo'lsa, unga yetadi. Mashhur hadis: kim biror bir ayolga uylanaman deb hijrat qilsa, unga ham yetadi. Fa hijrat ila ma hajara ilayhi. Kimning hijrati nima niyatda bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha narsaga yetadi. Bu kishi Madinaga hech qanday tayyorgarliksiz, yalang oyoq, usti yoshi bir qo'pol mato odam bir qismini tashab olgan yigit yalang oyoq holda Madinaga yetib bordi. Yelkalari kuyib ketdi, lavlari yorilib ketdi. Lekin bu zotga bu mashaqqat emas edi. Chunki Rasulullohni ko'raman degan shavq u mashaqqatlarni narxlar. Chunki kishi o'zi ma'shuqasiga yetishlikka qarab ketar ekan, bu yo'ldagi mashaqqat bo'lmaydi. Chunki qalbi intilayotgan, qalbi yaxshi ko'rayotgan narsaga yetgan sari bu insonga bir rohat bo'ladi. Madinaga yaqin kelganda ustidagi matoni oldida ikkiga bo'ldi. Bir qismi bilan past qismini o'radi, ikkinchi qismini yelkasiga tashlab oldi. Ikki yopinchiq egasi bo'ldi. Zubijadayn deyiladi mana arab tilida. Madinaga keldi, Rasulullohning masjidiga kirdi, shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida tunini o'tkizdi. Tong otdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga qarab turib, hozir Rasululloh chiqadi, Rasulullohni ko'raman degan esa buni yuragiga shunday xavf ko'taradiki, yuragi ko'kragidan chiqib ketishlikka yaqin bo'ldi. Chunki birodarlar, faras qilinglar, iymon keltirgan, yaxshi ko'rgan payg'ambarini hozir birinchi marta ko'radi. Hajga borganlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ravzasini oldi o'tayotib, hozir assalomu alaykum ya Rasululloh deyman degan narsa xayolingizdan o'tgan paytda qalbingizga bir boshqacha bir shuurlar keladi. Buni totib ko'rgan odam biladi. Ya'niki, hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bor. Kim meni ravzamga kelib menga salom bersa, albatta ruhim o'sha yerda bo'ladi, aliga oladi deydi. Shuni tushunib oringda, ustini sanab kelavermasdan. Rasululloh turibdi shu yerda hozir. Hozir men assalomu alaykum ya Rasululloh deyman, Rasululloh menga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deydi. Biz ravzasiga borib salom berishda qanday bir boshqacha bir shuurni his qilamiz. Endi bu yigitga o'zini ko'rishlik nasib qilib turibdi. Rasululloh chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin bu Abdul Uzzo'ni ko'zidan tinimsiz yoshlar oqdi, chunki bu xursandchilik yoshlari edi. Rasululloh namozni o'qib bo'ldi. Odatiga ko'ra namozni tugatgandan keyin ashoblarga bir ko'zini yurtirdi, Abdul Uzzo'ga ko'zi tushdi. Ustida ikki bo'lik mato. Bir qismini pastki qismiga o'ragan, ikkinchisini yelkasiga tashlab olgan. Birodarlar, dunyodagi eng qimmat kiyim shu edi uchun. Dunyodagi eng savdodagi ko'rinishi shu uchun. Chunki yurtidan quvilgan, vatanidan quvilgan, hamma ne'mat tarqigan, lekin haqiqiy baxt topgan, Rasulullohni topgan.
Abu Darda radıyallahu anh Resulullah'da iman kildirdi, İslam'da topkendik ki ticaretini terk kıldı. Bu kanaka rahat edikin, ular topkendik, biz topamayken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşı gittik ördü de, kayadan bulasız dedi. Falan kabileden, kimsiz dedi. Abdülüzzaman dedi. Yok, siz Abdullah Zeyn dedi. Yürüyün bizimki gel, bizim mihvanımız bulasız dedi. Resulullah'ın güzel ahlakını köreyle ki, ahvalını kareyin. Nasıl kılıyor? İki kısım matadı bittersini belirge, bittersini ilgesine taşıva gönderen peygamberimiz bizim yürüyün diye. Biz de kanakalı çağlar var. Kimi yıkarım mamla kılamız? Minik bir gendersiz ki mamla kılamız? Çünkü, lakadı kene ala konfi Resulillahi usvatın. Hasan dedi Allah da Allah. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'da sizler için güzel ibret namuna var dedi. Ula da ölçalı iman bu gen. Ölçalı dünya bu genmez. Şükürden başlar Müslümanlar bu kişini Abdullah da anlaşar. Lekin lakab popo işken idi. İki yapın çıka gelse. Tarıkta bana şu nam bulan fagin bu kişi. Bana şu iki yapın çıka bulan gelirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı da mihman buldu. Ve bu kişinin en bakli hükümleriydi. Çünkü Resulullah'ın arkası tüm namaz okurdu. Bu kişinin hidayetinden talim alırdı. Güzel ahlakından ibret alırdı. Bütün dünya onu özünü ziynetli bile çakırken diyen bu kişinin kulağını iman, Resulullah'a bugün muhabbet kulağını karkı yemedi. Bütün dünya özünü balik bile cazibadarlık bile tarsa bu kişinin Resulullah'a bugün Allah'a bugün imanı gözünü dünya matasından kürkü yemedi. Kur'an talabı da buldu. Ve imkaniyeti bugün de Resulullah'ın üst subatı da buldu. Ve Resulullah şu günden başlar kaysi cihatta katlaşken olsa baratasını takip etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'a gazapta çıkarken Rasulullah'ın yorubası geldi de, ya Rasulullah, dua kılayım, Allah menge yerdeki şahidliğini versin de. İşlerim müşk etsin, kasbikarımge bereke versin, hanımı yapmalı, oğlumu yülemalı, kızımı çıkarmalı. Burası soruyken esasını göreyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de dua kıldı. Parvadigara, bu bendeğine kafirlerde kılıçından almanı saklayın dedi. Şimdi Abdullah etti ki, ya Resulullah ben bunu sonra gelmem yok, ota anam fidab olsun. Menge şahitliydi sonra vereyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi etti ki, eğer Allah'ın yolu da gazip olup çıksayız ve sizge bir kesalteye bölseyiz, siz şahitsiz dedi. Eğer siz atizgi miniyatıp Allah'ın yolda çıkıp durup, atiz kur küketi yıkılıp çıksayız, siz şahitsiz dedi. Şahit degen elbette çapılış değilmez. Allah'ın razı gidip köşeye çıktı mı? Şahit diyordu. Şu kıyan duası gibi bir gün ya ki iki gün ötmedi. Abdullah kesal oldu, vefat etti. Yani kim şahitliğini hakiki arzu okusa, köşeye de yatacağım şahit olurdu. Bu kişi vefat etti. Allah yolda hicret diye muhacir buldu. Allah yolda mücahid buldu. Ve özünün ailesinden, malı dünyasından, tuğulu özgen vatanından uzakta buldu. Allah da Allah bu nasırladı. Başkasının fitnesinden bu kişinin amanda sakladı. Sahabalar özlerinin mübarek kolları bile kabir kirlaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir geçişip özü kollarından tekizlep koydu. Kabirde durup uzatiler dedi. Abu Bakr ve onlar bu kişinin kabri uzatıştı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytadı. Me bundan dedi 15 yıl bunu iman keltirgen bo'lganini bilan dedi. Hozir shu chuqurda egasi men bo'lishini xohladim. Chunki Rasululloh shaxsan o'zi qo'li bilan olib kirib, Umar Abu Bakrda kishilar uning orqasidan duo qildi. Abdullah ibn Mas'ud deb bo'lgan ulug' sahobalar ikki yopinchi egasi bo'lgan yigitni qabrini orzu qilganlardan bo'ldi. Siz bilan biz mana bu kishi butun dunyosini tark qildi. Biz Allah için nimani tarif kıldık? Özümüzden savol verelim de şu narsani. Bir harom savdodan tarif kıldık mı? Ya bir yolg'on gapni tarif kıldık mı? Ya bir g'iybatni tarif kıldık mı bir rahmatli Allah için? Nima tarif kıldık? Ular bütün dünyasından voz kechdi, mana shunday sharafga ega bo'ldi. Siz bilan bizga o'zimizni havoyimizni tark qilib, harom hamxashda nafsimizni tiyib, Allohga bir taqvo ibodati bo'lsak, umid qilamiz mana shu sahobalarning birortasining yonida qiyomatda tirishligini. Çünkü biz siz bilen biz ulanı fakat Allah'a da razı için yaş görüyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala hemen bizi ibadet bir alışın nasıl kıyam olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.